Şimdi size bir projeden bahsedeceğim. Bu proje geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim projeyle en ufak bir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Ee, ve bu tamamen yepyeni bir proje. Ee, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda ne oldu onu da bahsedeyim. Ee, ben bir video çektim bir proje hakkında. Ee, ve o projenin Türkiye ayağı beni e, videoyu kaldırmam konusunda. Bir e, uyarıda bulundu. Ben de avukat arkadaşlarımla konuştuktan sonra e, bu videoyu kaldırmayı doğru buldum. E, şimdi o projeyle hiçbir alakası olmayan bambaşka bir e, projeyi, bambaşka asla aynısı değil bir projeden bahsedeceğim. E, bu projemizin adı akıllı alım satım coin'i. Aslında bunu Türkçeden İngilizce çevirdiğinizde e, bir şeyler anlayacaksınızdır. Ama ben net bir şekilde bunu söylemeyeceğim, sizin anlamanızı umacağım. Şimdi isterseniz bir önce ekipten başlayalım. Bakın bu projenin ekibinde neler var neler yok. Öncelikle belirtmem lazım. Bu ekibin ait bazı bilgileri ben Türkiye ekibine üye olan bir kişiden aldım. Mesela Hintli bir grup tarafından satın alındığı projenin. Güya 150 milyon dolar para vermişler. O bahsettiğim akıllı alım-satım coin'ine e, ve başa da Hintli bir CEO'yu koymuşlar. E, bir Hollandalı bir CEO vardı bildiğiniz gibi bu e, bir borsada LA token e, borsasında bir şey vardı halka arzı vardı oradaki CEO artık yokmuş. E, Hollandalı bir CEO vardı o yokmuş e, onun yerine Hintli bir CEO'ya geçmiş ama o Hintli bir CEO da e, çok böyle nadir yerlerde gözüküyor sitede arasanız bulamazsınız yani öyle söyleyeyim size. Ee, çok daha güzeli şimdi Hintli ekip aldı. Bu, bu arada şöyle bir şey var. Hintliler de e, ne yazık ki biraz ırkçılık yapmış olacağım ama dünyadaki dolandırıcılık sisteminin e, IT ta, anlamında dolandırıcılık sisteminin çok büyük bir kısmı Hindistan'da yönetiliyor. O yüzden e, hani burada da zaten Hintliler satın aldıysa e, şey diyebiliriz ona bir, bir şüpheyle yaklaşmamız gerekir. Ama bu hani ırkçılık olması açısından değil, ben sadece hani şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini söylüyorum. Şimdi daha da şüpheyle yaklaşmamız gereken noktalar var, onlara geleceğim. Ee, eski ekipten hala herkes içerideymiş. Bu eski ekipte kimler var? Mesela Kairos'un, e, bu Türkiye'de de olan Kairos Technologies'in e, kurucularından biri var içeride şu anda. O hala devam ediyormuş, hissesi düşmüş güya. Eski CEO'nun nerede olduğuna dair en ufak bir fikir yok. Eski CEO yaşıyor mu, öyle biri var mı kimse bilmiyor. Ee, ve daha da güzeli Türkiye'de network marketingini alan bu proje'nin bir ekip var ve o yüzden bu kadar hızlı büyüyebiliyor bunlar. Ee, ve bu ekibin içerisinde de CoinSpace ve Mega Holding isimli iki network marketing e, şirketinden olan daha önceden bu şirketlerde çalışmış insanlar bulunuyor. Hatta insanlar başında bu network marketingin bu proje'nin. Benden ricam şu Coinspace ve Mega Holding hakkında çıkan haberleri bir inceleyin okuyun. Ben yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Siz kendiniz bakarsınız, yorum yaparsınız. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Hani bu iki projede haklarında şüphe uyandıran, haklarında farklı suçlamalarda bulunulmuş projeler olduğunu belirtmem gerekiyor. Şimdi biraz da Coin'den bahsedelim. Şimdi akıllı alım-satım coin'i dedik çünkü. Hani bunun bir coin'i var, token'i var. Bu ne işe yarıyor değil mi? Ee, aslında bu bot yazılımını almanıza sağlıyor. Çünkü bir bot var ortada bildiğiniz gibi. O botu alabiliyorsunuz bu coin'le. Ee, yine ekipten öğrendiğim bilgiye göre ben bunu hiç bulamamıştım. İnternette böyle bir şey e, yoktu. Yani sadece halka arzın süresi bitiyordu. Belli bir yerden sonra. Ama hani böyle bir şey yoktu. Mart'ta borsaya gireceğine dair bir e, belirti yoktu ve borsaya girme fiyatı da 1.83 dolarmış. E, bu nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Bir şey yani arz talep dengesi vardır orada. Nasıl 183'ten borsaya giriyor <laughs> hiçbir fikrim yok. Aklım almıyor bunu. E, ve şunu da söylemek isterim bu arada. Bu proje 2016'dan beri var. Yani 4 yıldır bu proje borsaya girecek. E, borsaya girdiği tarih de 2021 Mart. <laughs> yani ee, şöyle daha güzel bir şey var, borsaya girecek falan fişman bunu geçtim ee, 2 milyar e, bu akıllı alım-satım coin'i üretilmiş ee, ve bunların yarısı insanlara satılmış bu 4 sene öncesinden bahsediyorum yarısı da şirkette kalıyormuş. Şimdi daha güzeli hadi bu okey yani bu, bu yine okey değil bu arada bu saçma sapan şirket ne yaptı bu coin'leri kimse bilmiyor tabi. Ee, borsaya girdikten sonra bir 2 milyar daha basılacakmış. E, ve 1 milyarı satılacakmış insanlara. 1 milyarı da şirkette kalacakmış. <laughs> yani büyük oyunu görebildiniz umarım. E, yani hani şirket insanlara daha nasıl e, kandırabilirim, insanları nasıl şey yapabilirim konusunda çığır açıyor. Borsaya girdikten sonra da ekstradan coin basıyor. Sözün bitti yerdeyiz gerçekten. Peki şimdi kullanan kaç kişi var? E, nasıl bir sistem bu? Değil mi? E şöyle Türkiye ekibi 7 ayda 200 bin kişi getirmiş. bu Türkiye ekibi dediğim bu eskiden CoinSpace'de ve Mega Holding'de olan insan yönetici ya da ne her neyse onların bulunduğu Türkiye'deki network marketing ekibi 7 ayda 200 bin kişi getirmiş. Bunu da o içerideki insandan öğrendim. E referans başına 100 dolar alıyorlarmış. Eşleşmeden de 100 dolar oluyormuş. Eşleşme dediğimiz de sanırım şey yani siz birini getirdiniz, bir o biri bir, bir, birini daha getirirse ondan da 100 dolar alıyorsunuz. Ee, yani burada ne olduğu çok açık değil mi? Hani şeması zaten burada kurulmuş. Ee, maksimum ayda da 40 bin dolar kazanabiliyormuşsunuz. Ee, bu tabii botlarla beraber mi, referans sistemi mi? Bunu bilmiyorum. Ee, ve en güzeli, ya yani en güzeli, ben bunu kullandım, denedim. Önceki e, videoda da yoktu bu, çünkü aynı şey değil tabii ki de. Ee, önceki videodaki bununla bir şey aynı değil onu söyleyelim. Ee, cüzdanlar size ait değil. Yani siz buraya para atıyorsunuz. Okey. yani bot satın aldınız. Güya öyle bir bot var mı yok mu kimse bilmiyor. Cüzdanlar tamamen akıllı alım satım coin'i e, şirketine ait. Yani siz o cüzdanı oraya atıyorsunuz ama onun geri geleceğinin garantisi yok hiçbir şekilde. Ee, o yüzden hani günün birinde evet şu anda belki kazanıyor olabilirsiniz bu sistemden. E, ama günün birinde bu heriflerin kaçıp gitmeyeceğinin garantisi yok. E, ve yani bu kadar şey bahsettim ettim. Ama yani ne yapmalı izliyorsunuz değil mi? Onlara da birkaç şeyim var. E, zaten başta da söylemiştim aslında ama hani Bitcoin 4 yıl boyunca borsaya girecek vaadi veriyorsa zaten orada bir yani bir, bir saçmalık, bir şüphe uyandıracak bir şey yok mudur sizce de yani? Bu normal bir şey mi? Yani 4 yıl boyunca bir coin nasıl borsaya giremez ki Zaten sadece para verip girebildiğiniz borsalar varken ortada. Ee, ekibi bu kadar gizli saklı isimlerden oluşuyorsa ve geçmişleri tamamen karanlık, tamamen e, garip şeylerden oluşuyorsa e, yani buna güvenebilir misiniz sizce? Yani benim en e, büyük tavsiyem size eğer paranız burada yatırıldıysa, paranızı buraya koyduysanız en kısa sürede bu sistemden çekin. Bu akıllı alım-satım coininden çekin ve e, arkanıza bile bakmayın. Ne kadar kazandığınızın hiçbir önemi yok çünkü günün birinde o kazancınız sıfırlanabilir, bütün kazancınızı kaybedebilirsiniz. E, ben Twitter'da da daha önce akıllı alım-satım coini hakkında video çekeceğim demiştim. E, buyurun şu an çektim e, ve dilediğiniz gibi bu coine yatırım yaptığını düşündüğünüz insanlarla da bu videoyu lütfen paylaşmayı unutmayın akıllı alım satım coin'i kimse yatırım yapmasın. Kimse mağdur olmasın. Çünkü sonu kötü olacak gibi gözüküyor. Gidişat hiç iyi değil yani. Hatta benim görüşüm Mart'tan önce paraları alıp kaçabilirler. O yüzden lütfen paranıza mukayet olun. kimseye parasını kolay kazanmıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım bu akıllı alım satım coin'in hangi proje olduğunu anlayabilmişsinizdir. Kripto para ve blockchain dünyasında güncel kalmayı, merkeziyetsiz finans uygulamalarında adım adım işlem yapmayı öğrenmeyi, blok zinciri akıl yürüsünü beyninize işleyip sürekli onu düşünmeyi istiyorsanız kanala abone olup diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Hem kendin satacaksın hem senin adını satacak satış elemanı bulacaksın. Hem eleman hem ekip başı hem patron hem de çalışan olacaksın. Kimse birbirine bağlı değil ama herkes birbirine bağlı. Ha o gün gelmiş sana bağlı eleman sayısı 30 olmuş, 40 olmuş, 50 olmuş, 100 olmuş. Sen artık sadece patronsun Rıza Bey. Ne zaman? İki sene içinde. İyi çalışırsan belki daha erken. Gücünü vazmin ortaya koy. Potansiyeline güven ve hayallerine kavuş Rıza Şenyuk. Çok daha neşeli bir hayat hak ediyorsun Rıza Bey. Çok daha neşeli Rıza. Sadece bir imza. Hadi bakalım. Bismillah. Herkes kazancının yarısını sana verecek öyle mi? Ya bana verecek, ben de kazancımın yarısını üstümdeki arkadaşa vereceğim. Üstümdeki arkadaş da kazancının yarısını üstümdeki arkadaşa verecek, öyle gidecek. Benim altımda çalışan arkadaş kazancının yarısını bana verecek, yarısını kendine alacak. Ondan aldığım yarısını da ben, yarısını kendime alacağım, yarısını üstümdeki arkadaşa vereceğim, öyle gidecek. Vallahi benim için biraz karışık bir iş bu ha. Karışık değil Duran abi ya. Sen şimdi ilk parayı verdin, malı aldın firmadan, çantayı aldın. Ondan sonra 50-50. Ürünler çok güzel, sıhhi, organik olaylar. Bak yol yakınken gir bu işe Duran abi ondan sonra ben niye arkadaşlar kadar neşeli diyelim diye üzülürsün bak ha ona göre. Mağdur olmanı istemem ya ben de söyleyeyim Peki satış elemanı nereden bulacağız abi? E oğlum ben kahveden buluyorum sen de bul bir yerde. Ana sana her kişi bu işi yapabilir. Yeter ki potansiyeline güvensin, kendine güvensin. Okey başlarda ömrünü çürütmesin. Neşeli Hayat'ın bir listesi var. O listede satıyorsun, yarısını sen alıyorsun. Yarısını kime veriyorsun? Bir bir üstündeki arkadaşa veriyorsun. Senin altındaki arkadaş satış yaptı, yarısını ne yapıyor? Üstündeki bir arkadaş ya. Şey. Kim yani o üstündeki arkadaş? Sen. Senin üstündeki arkadaş kim? Sen. Ben. Ben ne yapıyorum? Beş liranın yarısı iki buçuk. İki buçuk kime veriyor? Üstündeki arkadaşa. Yani. O iki buçuğun yarısı bir yirmi beş kime veriyor? Üstündeki arkadaşa. O şekilde gidiyor işte. Adam iki sene içinde evi almış, villayı almış. Adamın resmini gördüm, ben vallahi şaşırdım yani. Uzatmayayım. Aytekin, Gültekin kardeşler, Duran Hoca, bir de eski otofaresi Yadigar oldular benim satış elemanlar.